Bunların hepsi birer senaryoydu. Zülüm, ben fena oluyorum. Bugün hiç konuşmasam daha iyi. Berat oğlan. Hele düşünme. Seninle görülecek hesabım var. Peki. Yenge. Ne oluyor şimdi böyle? Böyle konuşmadıydık. Asiye ile ikimiz filmin sonunu biraz değiştirdik. Bakalım beğenecek misiniz? Nereye gidiyoruz Asiye? Yoruldum. Beter ol. Geç. Dur. Tamam. Seni kandırdığım için bana kızgınsın. Tamam. Kızgın mı? Yanardağ gibi kulağımdan ateş fışkırtayım be. Ateş. Haklısın. Tamam. Ne yaptımsa sevdiğim için yaptım. Benimle nikahlanırsan belki zamanla beni seversin diye yaptım. Ama ters tepti işte. Şimdi artık yüzüme bile bakmazsın. Onda da haklısın. Kısmet değilmiş, ne yapalım. Artık uzatma. Zaten çok utanıyorum. Hem sana hem herkeşlere rezil oldum. Aa, bırak gideyim. Sen rezil olduysan ben de rezil oldum. Senin yüzünden o ilk defa gördüğüm Sabit oğlana cilve yaptım. Zeli ablama yalan söyledim. Kızlarla olanlar benim yüzümden birbirlerine düştüler ya. Ne yapacaksın? Vuracak mısın beni? Burada kurtuluyum bu sevdadan. Yok, öyle kolay kolay kurtulamazsın. Sana daha beterini yapmayı düşünüyorum inşallah. Ne istiyorsun benden? Tahmin et bakalım, kuyruksuz şeytan. Edemedim, ne istiyorsun? Nikahını istiyorum. Nikahımı mı? He ya, aynen planladığın gibi. Bana kağıt üstüne nikah basacaksın. Ama elin eline gözüm gözüme değerse kendini ölmüş bil. Böylesi daha azaplı diye düşündüm. Yeni kuyruğunu unutma. İyi de doğru yere koy. Evet, mutluluklar dilerim. Şahitler buyurun. Buyurun. Çok güzel. Berat. Asiye, Asiye ayağına bak. Asiye ayağına bak. İyi. Sen basla. Ne yapalım? Ben yaş tahtaya. Bir de böyle boş ayakkabıya basmam. Hala kim şeytan kim şeytandı bilemedin mi? Neyse önemli değil. Örnecek baba zamanın olur nasılsa.